Onlar bildiğiniz kayak malzemelerinden değil. Onlar dünyanın lider markalarından birinin test malzemeleri. İyi işçilik olduğunu düşünebilirsiniz. Bu kayak takımlarına Fransız dokunuşu diyoruz. Sektördeki tecrübemiz ve bilgimizle çok canlı, iyi performans gösteren bir ürüne imza attık. Çin'den Fransa'ya taşındığımızda burada daha kaliteli ürünlere ulaşabileceğimizi fark ettik. Bizim ardımızdan birçok marka da Fransa'ya gelme kararı aldı. Fransa'daki Haute-Savoie bölgesindeki Chamonix Vadisi artık Rossignol grubunun üretim merkezine ev sahipliği yapıyor. Birkaç seneye kadar Tayvan'daki fabrikasında imalat yapan kayak malzemeleri markası geri dönüş yapar. Böylece daha önce zor günler geçiren bölge ekonomisi yeniden canlanmaya başladı. Kayak malzemelerini daha iyi geliştirebilecek bir altyapıya kavuştuk. Şirketimizin geleceği açısından oldukça önemli. Fransa'da bir Fransız üretimi olarak kayak malzemeleri yapmak markamızın değerini artırıyor. Pazara yakın olmak Avrupalı şirketler için yeni strateji olarak öne çıkıyor. Rossignol grubu ürünlerinin birçoğunu hala Asya'da ve Doğu Avrupa'da imal ediyor. Kayak malzemelerinin Avrupa'ya taşınması ise şirket açısından olumlu sonuçlandı. Ürünlerimizi dünyanın bir ucunda üretip tekrar Avrupa'ya ana piyasamıza taşıyorduk. Bu da ulaşım giderlerinin çok pahalı olmasına neden oluyordu. Ayrıca esnek bir strateji belirleyemiyorsunuz. Halbuki ana piyasamız Avrupa kıtası. Piyasamıza yakın olmak bize tüketiciyle bir yakınlık sağlıyor. Hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz. Bu rekabetçi olmak adına çok önemli. Est un avantage concurrentiel très important. 2008 yılından bu yana Avrupa'da üretim seviyesi %10 oranında düştü. Sanayi sektöründe 4 milyon kişi işsiz kaldı. Avrupalı iş adamları yatırımlarını ülkelerine taşımaya başladı. Jura Dağları arasındaki Morez şehri Fransız gözlüklerinin üretim merkezi. 1986 yılında faaliyetlerine başlayan Alben Paje markası ucuz emek pazarlarına taşınma modasına karşı direnen son imalatçılardan biri. Dağıtıcı şirketler ve büyük markalar bu vadinin imalatına güven duyarak ürünleri satın alıyor. İşte, parlaklığa bakın. Burada iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Markalı gözlüklere baktığımda bizim imalatımızın kalitesini daha iyi anlıyorum. Diğerleri bizim kadar kaliteli durmuyor. Made in France damgalı ürünler tüketicisine daha çabuk ulaştırılabiliyor. Dev markalara karşı mücadele etmenin tek yolu tüketiciye yakın olmak. Tabii ki burada üretilen gözlükler Asya'dan gelenlere göre daha pahalı. Çin'deki ücret oranlarıyla rekabet edemiyoruz, burası açık. Fakat Fransa'da üretilen bir ürün tasarımıyla öne çıkıyor. Bu özellik bize piyasada yaşamamızı imkan sağlıyor. Biz kaliteyi garanti ediyoruz. Tüketicinin beğenmeyip geri verdiği ürün sayımız çok çok az. %1'den daha düşük. Yani bizim malımız kalite garantili. İş geliştirme projeleri olsa bile özel uzmanlıkların kaybolmasında sıkıntı yaşanıyor. Bugün büyük bir kabiliyet sorunuyla karşı karşıyayız. Endüstri giderek yok oluyor. Şartlar böyle olunca gerçekten kalifiye insanları bulmakta zorluk yaşanıyor. Her gözlük çerçevesi özel bir el emeğine ihtiyaç duyuyor. Fabrikanın diğer çalışanları gibi Pierre de 30 yıldan beri burada çalışıyor. Prototip tasarımının yanı sıra metalik çerçevelerin boyasını yapıyor. Karmaşık bir mesele değil. Yine de el emeği, birikim isteyen bir iş. More'de böyle bir boyayı yapabilecek birini bulmak çok kolay değil. Kaliteli bir üretim yapan imalathaneler için birikimi, tecrübeyi saklamak gelecek adına mühimdir. Yoksa kaliteden ödün verirsek gelecekte işimizi sürdüremeyiz. Kaliteyi korumak adına Avrupalı markaların birçoğu ucuz üretim için kıtayı terk etmemeyi seçti. Yeni modelleri piyasaya sürmek bu tarz atölyeler için büyük önem arz ediyor. Bu aynı zamanda Fransız iş çamaşır firması Le Jabin'in yaşadığı gibi ilginç bir mücadeleye dönüşebilir.
iflas ettikten sonra 2011'de yeniden yapılanmayla dönüş yapan firmanın enteresan bir hikayesi var. İş kadını Muriel Perna ve birçok eski çalışanları özel yatırımcılar için verilen fona başvurdu. Sonunda yaklaşık 30 kişiyi istihdam eden kooperatif işletme atölye doğdu. 38 yıl sonra Le Jabi'de çalıştıktan sonra işsiz kalan Christian bizimle 3 hafta önce konuşurken yaşadıkları sıkıntıya rağmen hala umutluydu. Bu inanılmaz bir şey. Hele benim yaşımda biri için. Bir fırsat daha elde etmek, Fransa'da daha fazla fabrikanın yeşermesini umut ediyorum. Bu şekilde bilgi ve tecrübemizi aktarabiliriz. Böylece diğer insanlar da iş sahibi olabilir. Çok fazla işsiz var. Bizim ziyaretimiz sırasında ortada bir sürü sipariş vardı. Atölye ise müşterilerine ürünleri yetiştirme sözü veremiyordu. Çünkü üretim modeli pazara adapte değildi. Şirketin nakit akışının çoğu da üretim sürecini geliştirmek için araştırmaya gitmişti. Sanayinin ucuz piyasalara taşınması büyük üretimin yurt dışında yapılmasına neden oldu. Fakat kaliteli lüks üretimi taşıma aklımızdan geçmedi. 30 bin parça lüks üretim yapamazsınız. Ancak 500 ya da 1000 parça imal edersiniz. Bana göre lüks üretime her zaman ihtiyaç var. Bu farklı bir organizasyon anlayışını getiriyor. Mesela atölyemize bir göz atın, 5 bölümden oluştuğunu göreceksiniz. Araştırmalarımızın ilk sonuçlarını alıyoruz. Fakat tüm bu gayretler boşa gitmek üzereydi. Yeni ortakların yatırımlarına bankalar destek olmayarak büyük bir darbe vurdu. Atölyenin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Birkaç hafta önce fonlar üzerine kurulan hayallerin hepsi birer birer tükenirken son anda müjdeli haber geldi. Çünkü kendimizi bu hikayenin içinde bulduğumuz andan itibaren işlerin zor olacağının farkına vardık. Fakat yine de bu zor işin altına el atmaktan çekinmedik. Bankalarla yeniden görüşme başlandı. Belki bulunacak fonlar atölye için can simidi olabilir. Avrupa'da ortaya çıkan yeni kırılgan ekonomi içinde şartların ne kadar zorlaştığının da bir örneği bu. Böyle bir teşebbüsün sonu aynı zamanda Avrupa'da yeni şirketlerin bu tip sorunlarla karşılaşma ihtimalinin de yüksek olduğunu gösteriyor.